Erkal'ın evet, görüntüleri. Tamam. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. İbrahim Erkal'ın evet, hastaneden ilk görüntüleri ajanslar tarafından elimize hı, ulaşıldı ve biz de sizlerle paylaşıyoruz. Kanka, kalkan gelme. Burası İbrahim Erkal yoğun bakımda. Basın danışmanı sabah televizyonda bize ama bağlandı. Ah canım ya. Şu an hastaneden hastaneye nakil yapılıyormuş. Yani Kartal'daki hastanesinden başka bir hastaneye. Sen bir bakar mısın Bircan haberi? Arkadaşlar şöyle, döndürelim haberi. Başka bir hastaneye nakil yapılıyormuş. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden başka bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin ismi yazmıyor şimdi. Hastanenin ismi yazmıyor. Sanırım özel olduğu için girmedi. Nihat, fotoğraf, ama görüntüyü ne diyorsun? Lütfü Kırdar'dan kaldırılırken bu. Şimdi ya. Burada bir duralım arkadaş. Biraz geri gelsene. Yok, biraz geri gelseniz. Gelirim, bir daha alırız, bir daha alırız. Evet. Burada bir duralım, evet. Nihat, ağzını kapatmışlar. Yalnız yoğun bakım alındıktan sonra hastanede nakil işi biraz olmadı yani. Sanki yeni hastanesinde mi yoğun bakım alındı, onu bilemiyorum şu an. Nasıl? Bu ilk girişimi, onu da bilemiyorum. İlk hastanesinde yoğun bakımdaydı. Tam sonra? Ondan sonra da başka bir hastaneye götürüyorlar şu an ambulansla. Yani eğer hastane Bircan, yetersiz mi kaldı? Durumu yani ağırsa Allah'ım şifa versin. Amin amin. Allah şifa versin. Yani Ulus'ta bir hastane, Ulus. Ya bu tarafa getirilmiş. Tamam, o zaman Ulus'ta. Bildiğimiz ismini tabii veremiyorum. İsmini veremiyorum. O bildiğimiz hastane mi? O ablanın. Evet, durumu çok ağırmış sevgili seyirciler. Şu an bana gelen bilgi üzerine söylüyorum. Yapma İbrahim ya. Erkal'ın durumu çok ağırmış. Yapma Ulus'ta ya, bir özel hastaneye getirilmiş. Yani Kartal'daki hastane yoğun bakımdan kaldırılmış. Tabii ailesi de buna karar vermiş. Eşi de başka bir hastaneye kaldırılmasını istemiş eşi de. Şu an tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten. Sözüm bitti yer ya. Şu an ne konuşalım ki? Şu fotoğrafta durduk şu arkadaşlar. Uğursuz, ya zaten hep uğursuz. Yani ne bileyim ya, bir şey söyleyeceğim şimdi. Dua isteyeceğiz arkadaşlar. Tabii yani, dua istiyoruz İbrahim Erkal hayatta. Allah çıkmayan candan umut kesilmez Bircan. Tabii ki öyle. Üç tane evladı var. Rabbim evlatlarına bağışlasın inşallah. Burada güzel haberlerini vermek istiyoruz. Ama tabii şu anda tadımız kaçtı. Tadımız kaçtı yani. Bir de İbrahim Erkal'ı ben hep ayakta sahnede gördüğüm için şeyde Tarabya'da mitingde çalışıyordum. Mitingde tanıştım ben de. Sahnede o Tarabya'da o zaman Cengiz abi var. Cengiz Kurdoğlu. Kurdoğlu. İbrahim Erkal, Ayhan Aşan, Sinan Özen o zaman o Tarabya'nın falan yıktığı dönemler. Evet, salladığı zaten dönemler. Ondan sonra her gün sahne vardı biliyor musun Bircan? Ya. Her Allah'ın günü. Ne güzel işte. Hep ayakta, hep ayakta. Şimdi şu fotoğrafı, videoyu görünce de devamı herhalde görüntünün. Ha, giriş anı işte. Evet, söylenecek söz yok. Tek sözümüz dua istiyoruz sevgili izleyicilerim. İbrahim Erkal'ı seven, sevmeyen. Ben sevmeyen olduğunu da zannetmiyorum. Yok, niye sevmesin ya? Dünya, değil mi? Ya sevmemesin. Bir şey İbrahim Erkal'ın hepimizde hakkı var. Hepimize aşık olup onun şarkılarını dinledik. Bu kadar basit yani. Herkes ayrıldı gençler. Herkes ayrıldı, canısı onunla dinledi değil mi? Tabii canım, İbrahim Erkal herkesin hakkı var. Bravo Bircan. Evet doğru. Herkes o yüzden herkesten bu hakkını bizim nesilin diyelim. Hani evet, 90'lı 80'li yıllarda. Bak, 70. Hepimizin yani şu anda bak, hala. Evlenenlerde hakkı var. Herkes düğünlerinde düğün danslarını canısıyla yaptı mesela. Doğru. Doğru. O dönemde mi bir de canısı tabii mevzusu var. Aşık olduk herkes aşkını. Bir sana yandım ben, bir sana insafsız, bir sana aldandım, bir sana kitapsız. Ayrılıklarımızı kahretsin. Aklımdasın ve sen bunu farkındasın diyerek ayrılıklarımızı yaşadık onunla. Evet. Ya. Canısıyla tanındı değil mi? Of. Canısıyla değil, damcısı varmış. Bir sana yandım ben. Bir sana yandım ben. Evet. Vallahi Allah. Evet. Herkes şu anda çok üzgün, acil şifa diliyor. Tüylerim diken diken oldu. Çok severim diyenler var. Şu anda yorum çok yağıyor. Çok mesaj bana da geliyor. Çok, çok yağıyor mesaj. Evet gerçekten. Rabbim şifa versin, evlatlarına bağışlasın diyor.